Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Aksaray Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve kadın erkek her yaştan katılımcıya oldukça geniş bir yelpazede hazırlanan AKMEK kursları 2018-2019 eğitim öğretim dönemi için kayıt almaya başladı. Aksaray Belediyesi Meslek Edindirme Kursları yeni dönem kayıtları başladı. AKMEK bünyesinde faaliyet gösteren ve oldukça geniş bir yelpazede hazırlanan onlarca kurs yeni döneme hazır. Kurslarda 7'den 70'e her yaştan katılımcının faydalanacağı branşlarda dersler verilecek. Spor faaliyetleri dışında Aksaraylıların yeteneklerini keşfedecekleri hobi ve meslek edindirme kurslarında bu yıl 19 branşta eğitimler gerçekleştirilecek. AKMEK Merkez Sorumlusu Canan Köse, başlayan kurs kayıt dönemi ve eğitimlerle ilgili Aksaray Belediye TV Haber'e konuştu. Şu anda kurs kayıtlarımız 11 Eylül itibariyle başladı. Yeni dönem, birinci dönem kurs kayıtlarımız. Bu 3 aylık bir dönem içerisinde 18 Ocak 2019 dönemine kadar devam edecek kurs kayıtlarımızı almaktayız. Yoğun bir ilgi var tüm birimlerde. Yoğunluk her zaman için gittikçe artıyor. Katılımlar artıyor. Sebebi de memnuniyetleri, bu AKMEK birimlerinden dolayı bayanların, hatta erkeklerin de diyelim, çünkü karma kurslarımız da olacağı için ve çocuklarımızın tüm yaz kurslarımızı geçirdiği dönemden itibaren bir dönem içerisinde tüm branşlarda kayıtlar, insanlar gitgide artmaktadır. Bu dönem içerisinde AKMEK merkezi 4 birimde kayıtlarımız olacaktır. 4 birimde AKMEK kurslarımız devam edecektir. İlk olarak AKMEK merkez binamızda hafta içi 23 sporla birlikte 23 tane branşlarımız açılacaktır. Kayıtlarımız alınmaktadır. Hafta içi bu dönem ilk defa AKMEK merkez binamızda karma kurslarımız olacaktır. Akşam kurslarımız. Akşam kurslarında kağıt böyle, bilgisayar, porselen boyama olaraktan kayıtlarımız alınmaktadır. Hafta sonu da çocuklara, gençlere ve çalışan bayanlara yönelik 7 tane branşımız olacaktır. Bu şekilde kayıtlarımız alınmaktadır. Kültür Park spor salonumuz var. Bu spor faaliyeti orada da devam etmektedir. Bayanların büyük ilgisi vardır. Orada da yine hem hafta içi hem de akşam, hafta içi akşam boyu seansları. Sabah grubu, öğleden sonra gruplar olarak birer saat aralığında haftada 3 gün aylık olaraktan ücretlendirme yapılmaktadır. Selim Sultan Kadın Aktivite Merkezimizde bu dönemde kurslarımız orada da artmıştır. Orada da ilk defa olaraktan yapılacak kurslarımız vardır. Bunların da çalışmalarına devam etmekteyiz. 19 tane branş hafta içi kayıt alıyoruz orada da, spor faaliyetleri hariç. Orada ayrıca sporla yüzme üyelik sistemiyle devam etmektedir. Hatta ilk defa yüzme hocamız da alındığı için yüzme derslerine de başlanacaktır önümüzdeki hafta itibariyle. 19 tane branşımız hafta içi, orada yine karma kurslarımız olacak hafta içi akşam. Orada hem yağlı boya hem de kalografi, filografi kurslarımız akşam karma kursu olarak da açılacaktır. İlk defa inşallah orada katılmanızı bekliyoruz hem bayanların hem beylerin. Hafta sonu yine çocuklarımıza, gençlerimize ve çalışan bayanlara yönelik 6 tane branşımız olacaktır inşallah. Bunların kayıtları, günleri, saatleri tüm çizelgelerimizle birlikte birimlerimizde olmaktadır. Her kurslarımız, her birimde kendine ait kurs birimlerimizde olmaktadır. Kim hangi yerde devam edecekse, hangi kursa kayıt yaptırmak, hangi yerde kursa gelmek istiyorsa oraya gidip kayıtlarını güzel bir şekilde yaptırmaktadır. Yani hiçbir zorluk yok artık, yani insanlarımız, bayanlar oraya gezmiyorlar. Ücretlendirmeyi de olduğu için hem birimlerde alınıyor hem diğer tarafta gezmiyorlar artık. Kur ücretlerimiz çok cüzi bir rakam. Yani hani 3 aylık bir dönem içerisinde 30 TL'dir. Spor için de öyledir. Yani hani onlar aylıktır spor. Bu aylıklığına gidelim. Şimdi bir de en sonda Hamidiye ve Cihan Hatun Kadın Aktivite Merkezi bu dönem ikinci dönem olacak. Yaz kurslarımızı geçirdik. Çok güzel geçti. Katılımlar da güzeldi. Orada da bu dönem yine kurs kayıtlarımız sporla birlikte 16 tane kursumuz olacaktır. Hafta içi olacaktır. Hafta sonu katılımlar olmadığı için açıyoruz. Orada branşlarımız olacaktır. Güzel bir şekilde
hem bayanlara olacaktır. Bir ayrıntıyı da Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nde bu dönem kreşimiz de açılacaktır inşallah. Ondan dolayı bayanları o mahallede veya çevresinde olanları kreş olacağı için 3-6 yaş grubunda olan çocuklarımızın, çocukları olan bayanlar rahatlıkla kursa gelebilecektir. Tüm Aksaray'da bulunan bayanlarımızı, akşam karın okusuna katılmak isteyen beylerimiz de katılımlarını bekliyoruz. 2018-2019 eğitim dönemi için kurs kayıtları 11 Eylül itibariyle başladı. AKMEK kursları yoğun talep gördükleri için kontenjanlar dolmadan kayıt yaptırabilirsiniz. Kayıtlar için AKMEK Merkez Bina, Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi, Vecihe Hatun Kadın Aktivite Merkezi ve Kültür Park Spor Salonu'na bizzat başvuruda bulunabilirsiniz. Yeni eğitim-öğretim dönemi için 11 Eylül'de başlayan kayıtlar 3 Ekim tarihinde sona erecek. Genel kayıtlar alındıktan sonra ilk eğitimler 8 Ekim'de başlayacak. Milli eğitim ve halk eğitim onaylı sertifikalarla eğitim veren AKMEK, yıl boyu düzenlenen kursların dışında yaz tatillerinde de çocuklar ve ailelere yönelik kurs faaliyetleri düzenliyor. Aksaray Belediyesi Aratol Mahallesi'nde imara açılan yollarda altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Aksaray Belediyesi konut yapılaşmasıyla gelişen ve büyüyen Aratol Mahallesi'nde temel belediyecilik hizmetleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Yeni imar yolları açılıyor, bu imar yollarının altyapısı düzenleniyor, çalışmalar kapsamında yeni imara açılan yollar asfaltlanıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Aratol Mahallesi'nde imar planı kapsamında temel altyapısı tamamlanan yeni açılan yollarda sıcak asfalt kaplama çalışmalarına başladı. Nitelikli konut yatırımlarının geldiği bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler Aratol Mahallesi'nin tüm sokaklarının asfaltını ve kaldırımını yapıyor. İmarlı bir şehir için şehir genelinde alt ve üst yapı çalışmaları kapsamında yolları, kaldırımları yenileyen Aksaray Belediyesi, açılması gereken imar yolları, gereken altyapı çalışmalarını eş zamanlı olarak program dahilinde sürdürüyor. Ekipler imar planına uygun yerlerde yeni imar yolları açmaya devam ederken açılan yollarda asfaltlanıyor. Okumayan kalmasın diye Aksaray Belediyesi tarafından hizmete sunulan bilgi evleri yaygınlaştırma projesi şehrin muhtelif noktalarında devam ediyor. Daha önce iki bilgi evini hizmete açan Aksaray Belediyesi yeni bilgi evini Yunus Emre Mahallesi'nde açıyor. Hizmete açılmasıyla adından çok söz ettiren yeni sosyal ve kültürel paylaşım alanları, bilgi evleri şehrin çeşitli noktalarında yaygınlaştırılıyor. Aksaray Belediyesi bilgi evi kurmaya devam ediyor. Her yaştan okuyucu ve öğrencilerin okul dışı zamanlarda ilgiyle ziyaret ettiği eğitim ve kültür mekanı bilgi evlerinin bir yenisi Yunus Emre Mahallesi 7065. sokakta inşa ediliyor. Ulaşımı kolay ve ücretsiz hizmet veren bilgi evlerine kent tarihi bakımından önem taşıyan şahsiyetlerin adı veriliyor. Daha önce hizmete giren Cemalettin Aksaray Bilgi Evi ve 2. Kılıç Arslan Bilgi Evi'nin ardından tamamlanmak üzere olan yeni bilgi evinin adı Zembilli Ali Cemali Bilgi Evi oldu. Yunus Emre Mahallesi 7065. sokakta çalışmaları devam eden Zembilli Ali Cemali Bilgi Evi çok yakında tecrübeli bir ekip tarafından hizmet vermeye başlayacak. Aksaray Belediyesi tarafından yaptırılan ve Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nde faaliyete katılan annelerin çocuklarına yönelik hizmet verecek olan Aksaray Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin çalışmalarında sona gelindi. Aksaray Belediyesi ilk kreşini önümüzdeki günlerde hizmete açıyor. Aksaray Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi Fatih Mahallesi Karabağ Tematik Parkı içerisinde hizmete girecek. Yapım çalışmalarında sona gelinen işleyişi ve amacı Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nde açılan hobi ve meslek edindirme kurslarına katılan anneler ve çocuklarına yönelik olarak belirlenen kreş ve bakım evi binasının fiziki durumu tamamlandı. Kreşin iç donanımı ve bahçe düzenlemelerinde sona gelindi. Çok yakında hizmete girecek olan kreş hizmetinde anneler kadın aktivite merkezinde yürütülen faaliyetlere rahatça katılım gösterirken çocukları sevgi ve şefkate dayanan sağlık kurallarına uygun bir ortam içerisinde sosyo-kültürel aktivitelerle alanında uzman eğitimcilerle vakit geçirecek. Fatih Mahallesi Karabağ Tematik Park alanı içerisinde hizmete girecek olan Aksaray Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi 388 metrekare kapalı, toplamda 1000 metrekare alan üzerine inşa edildi.
Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde bir haber kuşağımızın daha sonuna geldik. Haber ekibimizin hazırladığı bizim mikrofonla sizlere veda ediyoruz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Mesleğim yok ki, ben devlet dairesinde çalışıyorum ya, hepsi o. Onu zor anlatırım biraz ya. Bir işim çünkü, bir işim üzerine olduğu için. Sulama yapar, gübre saçar, tarla sürer. Ondan işte malcılık, bunun yanında takviye malcılık yapar. Sen neyin ticareti yaparsın? Hayvan ticareti. İş yerimin güvenliğini sağlamak. Çalıştığım iş yerimin güvenliğini sağlamak. Tarif etmek de istemem. Bu mesleğe yeni başlamak üzereyim. İnsanlar bir yalan söyledi, daha çok yalan söyleyeceğimizi düşünüyor ama bence yani yalan söylemiyoruz. Yalan söylemeye çok ihtiyacımız olmuyor. İnsanların haklarını savunuyoruz. Allah'ın adalet sıfatını yeryüzüne yaymaya çalışıyoruz inşallah. Yarı sanatçı, yarı da yeni öğrenen ve işine yeni başlayan bir insan. Bence ameli. Boşa kürek çekmek ya da ne bileyim, çok istediğim bir şeyin olmaması gibi. Yani hayal kurup da gerçekleştirememek. Öğrenci misin? Evet. Nereden bildiniz? Çünkü bütün öğrenciler böyledir değil mi? Sıra, masa, sandalye, kalem, silgi. Top, futbol topu. Futbol topu. Veya handbol topu. Huniler söyleyeyim. Koşmak. Hani Şener Şen diyor ya, koşu, koşu, koşu. Çalışmıyorum ki ben. Misafirim. Yemek yapmak mesela. Üniforma. Okul. Öğrenci misin? Evet. İnsanların zorunlu ve mecburi olarak kullandığı şeylerden bir tanesi. Besinler için gerekli, beslenme için gerekli. Fırıncı mısınız? Hayır. Temizlenme için gerekli. Sucu musunuz? Hayır. Barınma için gerekli. Emlakçı mısınız? Hayır. İnşaatçı mısınız? Hayır. Peki bilemedik mi? Doğalgaz. Doğalgaz ha? Evet. İşte bu parçaları falan da çıkarıyoruz. Arabaların. Vinç kullanıyorum. Büyük bir firma. Çelik, demir üretiyoruz. Yurt dışında. Anahtarlarla çalışıyorum. Anahtarlarla? Evet. Tornavida. Tamirci misiniz? Evet. Geçmişteki olan olayları araştırmaya çalışırız. Onun üzerinden de o günün zamanına bakarak da yorum yapmaya çalışırız. Arkeolog musun, tarihçi misin? Tarihçiyim. Tahtaya yazı yazıyoruz. Kitap karıştırıyoruz, kitap okuyoruz. Öğrenci misin? Evet. Yemek yaparım, bulaşık yıkarım. Makine koymayı hiç sevmem, hep elimde yıkarım. Ondan sonra evlerimi alırım ceyran süpürgeyle, makineyle. Öyle. Çalışırım sürekli kitapla. Başka? Başka. Kalem, uç, silgi. Daha nasıl tarif edeyim?